Düzey'e hoş geldiniz. Bugün turizm sektörünü konuşuyoruz. Türkiye'deki yatırım ortamına yabancı yatırımcının gözünden bakacağız. Wyndham Hotels and Resorts EMEA Direktörü Dimitris Manikis sorularımızı cevaplayacak. Aynı zamanda otel zincirinin Türkiye'deki önümüzdeki dönem yatırım hedeflerini ve planlarını, projelerini ve mevcut yatırımların performansını konuşuyor olacağız. Mr. Dimitris, thank you for joining us. Sayın Dimitris, çok teşekkürler bize katıldığınız için. Evet, merhabalar. Çok fazla konuşacağımız şey var turizm sektörüne ilişkin olarak. Özellikle Türkiye'nin de çok büyük bir potansiyeli var bu sektörde. Ben sizden dinlemek istiyorum bütün bunları. Öncelikle bir genel değerlendirme yapalım bu yıl için, 2023 yılı için. Acaba hani karlılıklar nasıl, müşteri talepleri nasıl ve tabii doluluk oranları nasıl? Özellikle sizin otellerinizde siz memnun kaldınız mı? Evet, biz kesinlikle çok memnun kaldık ve bugün beni burada ağırladığınız için çok çok teşekkür ederim. Beni izleyicilerinizle buluşturduğunuz için. Bizim için Türkiye gerçekten de çok iyi bir pazar oldu ve bugün de 100'den fazla otelimiz var Türkiye'de ve bu gerçekten çok büyük bir fırsat. Biz siz Cumhuriyetinizin 100. yılını kutlayacaksınız. Biz de 100'den fazla otelimizin olmasını kutluyoruz. Türkiye gerçekten çok iyi bir piyasa ve Wyndham'a çok şey katıyor Türkiye ve Wyndham da Türkiye'ye çok fazla şey vermek istiyor. Peki ne görüyoruz derseniz? Doluluk biraz yatay, yani aslında 2022'ye göre biraz daha yatay görüyoruz ama biraz fiyatlar yüksek, aynı zamanda karlılık oranlarımız artıyor. Ve bu gerçekten de yatırımcılarımız açısından çok önemli ve dolayısıyla biz bu yılın yıl sona ermeden 7 yeni otel daha açacağız ve 2023'ün sonunda ise 150 otel gibi bir sayıya ulaşacağız. Bizim için Türkiye gerçekten inanılmaz bir piyasa oldu. Sahiplerimiz çok mutlu ve biz burada bayilik sistemiyle çalışıyoruz. Bu otellerin yönetimi bizim elimizde değil. Yani burada bayilerimize veriyoruz. Ama bütün işte bayiler mutlu, genel müdürler mutlu ve hem içeride, yani sadece İstanbul'da değil ama işte farklı noktalarda da daha toplam Türkiye'de 45 farklı şehirde hizmet veriyoruz. Doluluk yatay diyebiliriz. Karlılık oranımız, net karımız yükseldi. Sistemlerimiz, bayilerimiz, bunların hepsi mutlu. Dolayısıyla önümüzdeki 18 ayda yeni oteller açıyoruz. Evet, Türk piyasasını biraz daha açalım, daha detaylı konuşalım istiyorum. Çünkü Türk piyasası çok farklı ülkelerle rekabet ediyor, özellikle de yaz tatili için. Daha çok hani siz şehir otelciliğine odaklanıyorsunuz ama aslında yaz tatili yerlerinde de otelleriniz var. Acaba Türkiye'nin, Türk piyasası için riskler neler şu anda? Yani bu biraz da maliyetle ilgili mi problemler var? Yoksa müşteri talebiyle mi alakalı, turistlerin ne istediğiyle mi alakalı, yeni trendler mi? Yani Türkiye'yi diğer piyasalarla kıyaslarsanız ne söyleyebilirsiniz? Yani diğer Akdeniz ülkeleriyle kıyaslayınca ne görüyorsunuz? Evet, şehir otelciliğiyle yaz tatili otelleri arasında iyi bir dengemiz olduğunu düşünüyorum. Türkiye, diğer Akdeniz ülkelerinin sahip olduğu aynı zorluklarla karşı karşıya. Maliyetler yükseldi, fiyatlar yükseldi ve Türkiye diğer Akdeniz ülkeleri gibi pahalı bir destinasyon oldu. Örneğin işte İtalya ile kıyaslarsanız, diğer ülkelerle ya da işte komşunuz Yunanistan'la karşılaştırırsanız bu aslında genel bir trend. Burada fiyatların artıyor olması. Ama burada yani genel olarak seyahat etmek daha pahalı oldu. Bir uçak biletleri çok pahalı oldu. Yani örneğin 4 kişilik bir ailenin şu anda Türkiye'ye gelmesi daha pahalı hale geldi. Bu sadece orasıyla alakalı değil. O bir yerden bir yere gitmek daha pahalı hale geldi. Ve ben dolayısıyla yani diğer ülkelerde gördüğümüzden farklı bir şey görmüyorum. Diğer ülkelerle çok iyi bir rekabet içerisinde olan bir ülke görüyoruz ve diğer ülkelerin karşılaştığı aynı zorluklarla karşı karşıya ve kolektif olarak otel sektörü bir arada çalışıyor ve burada bütün fırsatları
yakalamaya çalışan bir sektör görüyorum. Burada görülen zorluklar şunlar. Hizmet tabii ki çok çok önemli. Ve diğer tarafta da yeni deneyimler yaşatmak müşterilerle alakalı olarak. Daha önceden şunu düşündük. Yani işte artık iyi bir yatak olsun yeterli. Artık öyle bir şey yok. Artık deneyim yaratmanız gerekiyor. İnsanların ödedikleri para için onlara karşı değer vermeniz gerekiyor. Bu gerçekten de müşterilerin beklediği bir şey. Bu da zorluk, öyle mi? Evet, aynen öyle. Biz bunu nasıl yaparız? Her birimiz insanların ödediği bu o oteldeki karşı değeri nasıl verebiliriz? Peki burada nasıl rekabet ediliyor özellikle de bu noktada? Ben size kendi perspektifimden bahsedeyim. Bizim bizim sahiplerimiz çok mutlu. Dolayısıyla biz şu anda dünyadaki ve Türkiye'deki en önemli yabancı markalardan bir tanesiyiz. Burada sıkıntıları biz bireysel olarak göstermiyoruz, bir grup olarak görüyoruz. Yani eskiden şöyleydi, benim problemimdi. Yani işte Antalya'ya mesela gidemiyorsunuz yüksek maliyetten dolayı, bu sadece benim problemim değil, bu herkesin problemi. Yani bir sektör olarak birlikte bunlarla savaşmamız gerekiyor. Yani burada bir zorluk var ve işte hepimizin bu konuyla alakalı olarak nasıl kolektif bir şekilde, nasıl topluca bu sorunların çözülebileceğiyle alakalı. Çünkü Türkiye yani kendi başına yaşamıyor, bir ülkede yaşamıyor. Türkiye diğer ülkelerde olan bitenden etkileniyor. Örneğin işte Ukrayna'daki savaşa bakın. Yani bir anda Rus müşteriler, turistler gitmemeye başladı Avrupa'ya. Ama işte mesela Türkiye bu anlamda bu konudan fayda sağlayan ülkelerden bir tanesi oldu. Örneğin işte Bulgaristan'dan çok gelenler var. İnsanlar orada çok pahalı hale geldiği için uçak biletleri, insanlar arabayla bir yerden bir yere yolculuk ediyor. Ve bu da tabii ki önümüzdeki döneme ilişkin stratejilerin değişmesine sebep oluyor. Peki turist profili özellikle bu yıl nasıl değişti? Çünkü hala işte Rusya'dan gelen turistler var, hala İngilizler var. Ama acaba tam olarak neler değişti? Evet, profil tam olarak değişmedi. İnsanların baktıkları, arayışları değişti. Çünkü bazı ülkelerde aslında insanlar gittikleri yerleri de değiştiriyorlar. Evet, doğru, bu çok doğru. Daha önceden şunu görüyorduk, söylüyorduk. Yani işte tamam, Almanlar bunu istiyor ya da İngilizler bunu istiyor diyorduk. Ama şu anda insanları kategorize edemiyoruz bu anlamda. Müşterilerin tam olarak ne istediğini artık ülkelere göre kategorize edemiyorsunuz. Biraz bireysel deneyimler öne çıkıyor. Onlar deneyim istiyorlar, deneyim arıyorlar. Örneğin işte ben Ocak'ta ailemle birlikte iki tane 24 ve 26 yaşında kızım var ve onları bizimle birlikte gelmelerini sağlamak gerçekten çok zor. Ama işte İstanbul'a geldik 3 günlüğüne, sonrasında Kapadokya'ya gittik ve inanılmaz güzel bir deneyim yaşadık. Kapadokya yani Ocak ayında dop doluydu. İnsanlar orada deneyim arıyorlardı. Malezya'dan insanlar vardı, Endonezya'dan insanlar vardı. Orada deneyim arayışındalardı bu insanlar. Yani aslında burada direkt olarak işte Almanların, İngilizlerin, Rusların ne aradığı değil. Yeni gezginler, yeni turistler deneyim arıyorlar. Ve bu sadece bir işte yatak olsun, iyi bir kahvaltı olsun onlara yeterli gelmiyor. İnsanları anlamanız gerekiyor. Çünkü artık farklı bir şey satmanız gerekiyor. Ve biz Türkiye'de de her otelimizde bunu yapmaya çalışıyoruz. Peki farklı bir profil gördünüz mü kendi otellerinizde? Evet, gördük. Örneğin işte Türkiye'ye gelenler, daha önceden hiç Türkiye'ye gelmeyen kişiler çok gördük. Wyndham'da Rewards var. Bir sağlıklık projesi gibi olabilir. Üyelerimiz bundan faydalanabiliyor. Ve bu gerçekten çok çok büyük bir topluluk. Toplam dünya çapında 110 milyondan fazla kişiden bahsediyoruz. Bu çok çok büyük bir toplum. Topluluk. Dolayısıyla bu yıl arasındaki, bu yıl otellerimizde gördüğümüz kişiler farklı yerlerden geliyordu ve Türkiye'ye daha önce hiç gelmemiş kişilerdi ve bu gerçekten çok önemli. Yani daha önceden Türkiye'yi hiç deneyimlememiş kişilerin buraya gelmesi önemli çünkü tekrar buraya geleceklerdir.
Aynı zamanda 7 yeni otel açacağınızı söylediniz. Hangi bölgelerde olacak? Bu ilk sorumuz. Ve sizin önümüzdeki dönemdeki büyüme stratejiniz nedir acaba? Hem Türkiye'de hem dünyada. Evet, biz dünyadaki en büyük bayilikle çalışan şirketlerden bir tanesiyiz. Dünya çapında 9000'den fazla otelimiz var. Siz en büyük otel zincirisiniz, öyle değil mi? Evet, bayilik tarafında en büyüklerden bir tanesiyiz. Çünkü %99 oranında bizim otellerimiz zaten franchise, bayilikle çalışıyor. Ve işte Türkiye en başından beri bize çok iyi oldu ve biz de Türkiye'ye yardımcı olmak istiyoruz. Yani uluslararası bazda Wyndham için en büyük 5. piyasa olmayı özelliğini taşıyor. Bizim çok güzel bir otelimiz var. Mesela nerelerde açacağız diye sordunuz. İstanbul'da açacağız. Büyük şehirlerde açıyoruz. Yani İstanbul'da daha fazla açacağız. 3 yeni otel var İstanbul'da açılacak bu yıl bitmeden. Ve 4 ikinci ve üçüncü büyüklükte şehirlerde açacağız. Bu sadece İzmir, İstanbul ya da Ankara değil. Aynı zamanda küçük şehirleri de takip ediyoruz Türkiye çevresinde ki oralara biz bir şekilde katma değer getirebiliriz. Dolayısıyla bu noktada 45 farklı şehirde faaliyet gösteriyoruz. Evet, acaba herhangi bir birleşme ya da satın alma yaptınız mı? Çünkü sanıyorum bir tane var. Örneğin son dönemde yaptınız bu yıl içerisinde Vienna House. Tam olarak nedir? Ya yani bu bir birleşme mi yoksa satın alma mı? Evet, detayları nedir ve sizin burada piyasadaki hedefiniz nedir acaba? Evet, çok güzel bir soru. Neden bu satın almayı gerçekleştirdiniz? Evet, biz satın almayı seviyoruz. Markaları satın almayı seviyoruz. Yani burada 24 farklı marka var ve 19 tanesini biz satın aldık ve kendimize değer katmak için bunu yapıyoruz. Stratejilerinizden biri bu mu? Evet, tamamen bu. Stratejik büyüme tamamen bizim büyümemizi mantıklı bir şekilde sağlayabilecek şirketleri alıyoruz. Vienna House gerçekten çok çok güzel. Onlara aşık oldum adeta. 3-4 yıldız gibi bir oteldi, bir markaydı. Avusturya'da, Çek Cumhuriyeti'nde, Almanya'da olandı. Yani bu daha fazla Avrupa'da mı? Evet, daha fazla Avrupa'da. Ama biz bu markayı satın aldık. Çünkü Wyndham'ın stratejisi çok basit. Yani burada sadece bir markayı satın almak için almazsınız. Büyümek istediğiniz zaman bu markayı satın alırsınız. Yani biz şu an itibariyle önümüzdeki 12 ayda açılmasını beklediğimiz 10 tane otel var. Orta Doğu'ya bakıyoruz, Türkiye'ye bakıyoruz. Yani Vienna House bizim buradaki biraz daha yükselişimiz olacak ve dolayısıyla bu noktada gerçekten çok önemli. Yani biraz daha böyle farklı bir nokta değil mi? Evet, tamamen bravo. Tamamen farklı olacak. Biz bunu sevdik ve sonrasında devam edecek. Ve yani bizim için, bizim stratejimiz için mantıklı geldi. Evet, aynı zamanda Vienna House şeklinde bir oteli Türkiye'de açmak istiyorsunuz, öyle mi? Evet, çok kısa zamanda bunu göreceksiniz. Yeni bir marka koleksiyonunuz var. Evet, bununla ilgili detaylar nasıl acaba ve bu markanın gelecek planları nasıl? Yani trademark da Avrupa'da doğmuş bir markaydı. Yaklaşık 90 tane otelimiz var. Bu biraz daha, yani bu farklı bir konsept, öyle değil mi? Evet, bu farklı bir konsept. Yani otel kendi adını tutuyor ama sonrasında trademark by Wyndham haline geliyor. Yani oradaki bütün servisleri, hizmetleri biz alıyoruz ama sonrasında ismi kalıyor. Ve Türkiye'de bununla alakalı olarak bir girişimimiz oldu ve Türkiye'de de en öne çıkan markalardan biri olmaya aday diye düşünüyorum. Yani piyasayı sordunuz bana, şunu söyleyebilirim. Türkiye'de birçok bağımsız otel var ve onlar bir uluslararası markaya ihtiyaç duyuyor. Yani yerel oteller inanılmaz güzel büyüme sağlayabiliyor ama bir noktada
Ama şuna ihtiyaç duyuyorlar. Büyümem için benim yabancı bir yardıma ihtiyacım var diyorlar. Teknolojiyi getiriyoruz. Kendi stratejilerimizle geliyoruz. Kendi portföyümüzle geliyoruz. Yani trademark koleksiyonu da burada bu çok yüksek kaliteli, güzel markaları, yerel markaları destekleyebilecek güzel bir girişim. Dolayısıyla biz burada çok büyük bir potansiyel görüyoruz Türkiye için. Evet, şimdi biraz daha maliyetlerden ve artan fiyatlardan bahsetmek istiyorum. Şunu merak ediyorum, eğer yani burada acaba Türkiye için ve diğer ülkeler için aynı mı acaba? Yani aynı şekilde mi yükseliyor? Yoksa biraz daha fazla ülkenin ekonomisine bağlı olarak mı değişiyor? Yani siz nasıl kendinizi idame ediyorsunuz? Yani ne kadarlık... Mesela bir oda fiyatları ne kadar Türkiye için bu yılın başında? Maliyet, iş yapmanın maliyeti evet kesinlikle bu yıl içerisinde arttı. Ve bunların birkaç sebebi var. Mesela enerji, personel maliyetleri, insanlar. Biz herkese çok daha fazla ücret ödememiz gerekiyor çalışanlarımıza. Çünkü... Yani bu sektörde çalışan yeteri kadar insan yok. Problem bu mu? Türkiye'de böyle bir problem olduğunu biliyoruz. Ama hayır, bütün ülkelerde bu gibi bir durum var. Yani bu konuyla ilgili herhangi bir yere giderseniz aynı şeyi söyleyecekler. İşçi bulma krizi var. Enerji krizi ve işçi çalışan bulma krizi. Yani bu sadece Türkiye'de olan bir durum değil. Türkiye'de olan şey şu, belki işte diğer ülkelere kıyasla daha farklı olan enflasyon. Enflasyon maliyetleri. Fiyatları nasıl etkiliyor diye sorarsanız, ben Wyndham'daki genel müdürümüzle konuşuyorduk. Yani ben bunu 10 liraya aldım ve yarın 12 lira ödeyeceğim buna diyor. Nasıl bütçemi yapabilirim diye soruyor. Dolayısıyla Türkiye'deki zorluk bu. Yani bu sadece Wyndham için değil, bütün sektör için aslında bu bir sıkıntı, bu bir zorluk. Ama işte bu konuyla alakalı olarak da ben çok ciddi anlamda iyi bir hükümet planı olduğunu düşünüyorum. Enflasyonu kontrol altına almak için ve orada siz maliyetlerinizi düşük tutmaya çalışıyorsunuz ve böylelikle enflasyon problemini çözebilirsiniz. Ama işte insanları nasıl çalışacaksınız? Sizin için hizmeti, doğru hizmeti sağlayacak kişileri nasıl bulabilirsiniz? Bu noktada bütün sektörü ilgilendiren bir durum, küresel bir durum, öyle mi? Evet, küresel bir sorun. Peki buna nasıl bir çözüm bulacaksınız? Evet, teknoloji. Bir, teknoloji. Teknolojiyi kullanarak bazı işlerin yerine geçilebilir. İkinci olarak gençler için bu sektörü, otelcilik sektörünü yeniden canlandırmak, böyle ilgi çekici hale getirmemiz gerekiyor. Biz aslında genel olarak insanları mutlu etmek için varız. Biz mutluluk sektörüyüz ve insanları mutlu edebilmek gerçekten aslında çok güzel bir kariyer seçimi. Ama tabii ki bu genç kişilere çok iyi bir kariyer yolu sunuyorsanız bu ancak olabilir. Kendilerini geliştirebilecekleri bir süreç sağlayabiliyorsanız olabilir. Yani örneğin işte önce genç kişileri bulmanız gerekiyor. Onları iyi eğitmeniz gerekiyor ve otelcilik sektörü onlar için iyi bir gelecek sağlamalı. Aynı zamanda yani bir büyüme için bir kariyer planım yok gibi düşünmemeli. Peki oda fiyatları için acaba... Ne kadarlık fiyat artışları oldu? Yani işte belki bu yıl için ya da gelecek yıl için. İyi haber şu, bizim otellerimizden çoğu euro veya dolar cinsinden oluyor. Yani hep ikisi mi, dolar mı, euro mu? İkisinden biri, ya dolar ya euro. Yani bu şu demek oluyor, yani dengede kalabiliyor fiyatlar. Çünkü dolar veya euro ile ödeme yapmaları gerekiyor. Yani örneğin işte Wyndham'a gittiğiniz zaman euro veya dolar cinsinden görüyorsunuz. Ve bu da şu demek oluyor. Enflasyon Türk lirasını otelleri çok etkilemiyor gibi duruyor. Yani bu aslında kendi enflasyona karşı kendimizi korumamız anlamında iyi bir durum oldu. Ama maliyetler tabii artıyor. Ama işte bunu biraz önce söylediğim gibi 10'la aldığınız şey ertesi gün 12 olabiliyor. Yani bütçeyi yapmak zor oluyor, öyle değil mi? Evet, aynı. Yani mesela bir genel müdürle konuştuğunuz zaman otelde en zor durum önümüzdeki 5 ay için bütçe çıkarmak oluyor. Çünkü o kişi
Yani burada bir ürün için o ürünün önümüzdeki aydaki fiyatını bilmeden nasıl bütçeye çıkarabilir ki? Bu bir büyük bir problem. Şimdi 2-3 dakikamız kaldı. Şunu da sormak istiyorum. Mesajlarınızı almak istiyorum. Türk turizm potansiyeline ilişkin olarak ve işte yabancı yatırımlar için. Yani şunu biliyorum. Yani aslında her yıl yeni yatırımlar yapıyorsunuz. Siz bu anlamda çok sadık yatırımcılarsınız. Ama acaba farklı otel yatırımcılar için de durum aynı mı? Onlar Türkiye'deki potansiyeli nasıl görüyor ve sizin bu anlamda mesajlarınız nedir? Bizim mesajımız çok basit. Daha önceden de söylediğim gibi. Yani aslında biraz böyle zor, yönetmesi zor bir ülke otel için, öyle değil mi? Türkiye bize çok çok iyi oldu. Türkiye Wyndham'a çok iyi oldu. Ben bunu söylemek istiyorum, bu mesajı vermek istiyorum. Dolayısıyla biz 100'ü aşkın otele sahip olduk, açtık burada. Ve bizim birinci önceliğimiz burada Türkiye'ye bize kattıklarını geri ödemek. Biz İstanbul'da bölgesel ofisimiz var ve işte çok ciddi anlamda istihdam sağlıyoruz. Ve bütün Orta Doğu ve işte Avrupa tarafındaki otellerle de birleştiriyoruz. Yani Türkiye'de daha fazla otel açıyoruz ve elimizdeki her şeyi yapıyoruz aslında. Burada bu Türkiye'deki otelin 110 milyon kişilik o Wyndham üyelerinden oluşan topluluktan faydalanabilmeleri için. Örneğin Anadolu bölgesi. Ben son dönemde bizim Anadolu'daki otellerimizi ziyaret ettim. Çoğuna gittim. Nasıldı? Evet, aslında en zor, kalp kırıcı deneyimlerden bir tanesi oldu. Çünkü çok, neden peki? Çünkü çok fazla orada aslında bir tutku görüyorsunuz. Orada bir noktada otel açmak isteyenleri görüyorsunuz. O önümüzdeki 5 yılda ben inanılmaz güzel bir potansiyel biliyorum. Anadolu 6 yılda, 10 yılda çok çok daha iyi olacak ve oradaki oteller bundan çok fazla sahip, çok fazla iyimser olacak. Siz Anadolu'daki otellerimize bir mesaj vermek istiyorum. Yalnız değilsiniz ve orada büyüme olduğu zaman daha önceden 2 yıl önce, 6 ay önce, depremden öncekinin en daha güçlü olacaksınız. Biz Türkiye'ye geri ödemek istiyoruz bize kattıklarını. Bizim topluluğumuzu artırmak istiyoruz. Türkiye'de 20'den fazla otel yeni açmak istiyoruz. Genç nüfusu yeniden otelcilik sektöründe çalışmalarını istiyoruz. Ve bütün bu üyelerimizi Türkiye'ye daha fazla getirmek istiyoruz. Ben ülkenizde olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum ve ülkenizi çok seviyorum. Sayın Dimitris, çok teşekkürler bize katıldığınız için ve her zaman yeniden görüşmek üzere. Ben çok teşekkür ederim. Evet, turizm sektörünü konuştuk. Wyndham Hotels and Resorts EMEA Direktörü Dimitris Manikis sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.